Merhabalar, yeni bir bölümle karşınızdayım efendim. Scarbrand'ı en son indirmiştik. Burada bir dördüncü seviyede güzel bir bina varmış. İki tane etmemişim o zaman. Defkorgu yavaş yavaş yükseltmeye başlayalım. Buna ihtiyacım yok. Lothen Deniz Muhafızı. Normal okçulara kendilerini tercih ederim. Normal mızrakçılara da kendilerini tercih ederim. Şöyle bir kıyaslayacak olursak. Bunlar kalkansız olanlar ama. Mızrakçılar da aşağı yukarı aynı istatistikleri ama kalkanları yok. Kalkanlı versiyonlarını tercih ederim. Okçularla kıyaslayacak olursak da okçuların menzili daha fazla ama yakın dövüş olarak tabii ki Lothen Deniz Muhafızı güzel bir hibrit birimdir. Fırsat varken birilerini değiştirsem mi? Mızrakçıları Lothen Deniz Muhafızı yapsam mı diye düşünüyorum. Skaven'a karşı savaşacağım. Skaven'a karşı kalkan çok önemli ama ok da çok önemli. Dur. Bunların yetiştirme şeyini azaltma, yeşil derili yeri yıkarak mı oluyordu? Dört tur elbette bekleyecek halim yok ama çok da çekici yani, özel birimler sonuçta. Kimseyle de savaş halinde değilim şu an. Bunları bir kıyaslayayım. Sağdaki çok çılgınmış. Menzile bak. Üf. Soldaki 4 tur diyor ama sağdaki 2 tur diyor. Aradaki fark. Şöyle bakıyorum. Sağdakinin bir de yakında bir savunması da daha iyi. Yakında bir saldırısı daha kötü. Silah gücü daha kötü. Allah Allah. Neden soldakine daha iyi bir birimmiş muamelesi yapıyor? Daha pahalı falan. Kalkan kıran. Ha, soldaki birime de kötü demiyorum elbette ama ve lakin. Şu ikisini kıyaslayacak olursak. Aşağı yukarı aynı role sahip birimler ve yine sağdaki daha çok etkiledi beni menziliyle. Bunlardan basacağım ya. 2 tur diyor. 4 turluk zaten biraz fazla lüks kaçar. Bir an önce Quick'e gidip dalmak istiyorum ama 2 tur bekleyebilirim. Şimdi peki bir de bunları düz mızrakçıyla kıyaslayacak olursak. Bunların savunması bariz daha az. Bunların savunması bariz daha az. Bunların savunması da bariz daha az. Ön saflarda yine mızrakçı kullanmam gerekir mi diye düşünüyorum. Bunlar hibrit piyade. Ama yani zırhları falan var eşek gibi. Kalkanlılar. Tamam ya, yakın dövüş savunmaları daha az olsa da ben bunları ön saflarda kullanırım. 6 tane bunlardan basacağım. 5 tane basabiliyorum. Tamam, 5 tane onlardan basacağım o zaman. Şu mızrakçıları da sen bir al cebine koy. 2-3-4-5. Sen şunları basmaya başla. 2 turu burada bekleyeceğiz. Olacak o kadar. Bir turdan uzun süren şeyleri basmaktan genelde itinayla kaçınırım ama yani Eltarion'un özel bir birimi sonuçta lazım. Şu açtığım oranını bir arttırmak isterim. Okey, sevgili soyluyu Quick'in topraklarına gönderirim. Sen ise şunu bir al. Quick ne kadar güçlü. Quick bayağı güçlü. Yani tek orduyla değil de iki orduyla geçsem iyi olur. Yani ne kadar güçlü bir ordu olsa da yerlere göndermem gerekebilir. Dolayısıyla yerel yetiştirmeyi de sen kullan.
Okçu mu yetiştireyim? Kalkanlı okçu mu yetiştireyim? Daha doğrusu zırhlı okçu mu yetiştireyim? Yoksa Lothen Deniz Muhafızı mı? Lothen Deniz Muhafızı yetiştireyim ya. Tatlı birimler. Menzilleri biraz daha az ama yani olsun. Okey, okey. Burada güzel bir yola girdik bence. Karavan kapasitesi yok. Binayı yıkmayalım o zaman. Kartal basmaya gerek yok. Bu binaya burada ihtiyacım yok bence. Yık gitsin. Efendime söyleyeyim. Resime daha fazla yapmam. Dur. Bir tur daha yapacağım. Eltarin orada beklerken yereli diğerinde bir tur daha kullanırım. Okey. Bunlar böyle. Hızlı anlaşma. Kemli'de istediğim bir şey yok. Kanlı ellerin işi bitmek üzere. Muhtemelen Quick bir ya da iki tur içinde bana savaş açacaktır benim savaş açmamı beklemeden. Bakalım. Oo, bana saldırmasını beklemiyordum. Otomatik sonuçta bana veriyor zaten. Yani hapse atmak isterdim ama İster gibi alırım bunu. Aa, Ostanki ana yok edildi. Hızlı oldu ya. Hemen ben de anlaşma yapar yapmaz silindi süpürüldü bildiğin. Eltarin üretime devam. Arkadaşlar ne kadar geç tazeleniyor ya. Tazelenme veren kahramanım yok çünkü. Kahraman binası yapamıyoruz. Ya bu kıtada en azından. Hiç kahraman binası var mı diyecektim. Bir tane yapabilirim şuraya. Yapayım. Dur buraya soylu binası yapmak daha mantıklı. Kafasını arttırmış oluruz. Bir yeri daha mı 3'e çıkarıyordum ben Ekrun'da? Buraya da büyücü binası yaparım artık. Başka da 3. seviye yerim yok zaten. Şurayı bir alalım efendi efendi. Talana gerek yok. Aksiyon yok edildi. Güzel. Ne durumdayız? Zafer koşullarında istediğin yok etmemiz gereken herkesi yok ettik. Sadece 11 tane yerleşim yeri daha ele geçirmemiz gerekiyor. Uygunsuz iklim olduğu için tazelenmesi uzun sürüyor. Karakaraka saldırım birazcık daha zaman alacak demektir. Çünkü tazelenme veren kahramanım yok. Okay, sen yerel yetiştirmeyi kullanarak 4 tane daha Lothen Deniz Muhafızı bas. Besleyecek gücüm var. Çok şükür şeyde ana kıtada Ultuan'da yeni bir ordu basmamı gerektirecek bir durum yok. Şöyle bir gel. Quick'i birazcık kızdıralım. Kuzey Yivres'te ne var? Bunu arttırabiliyoruz. Hemen arttıralım. Güney Yivres'te ne var? Okey. Şuraya bir şundan. Büyüme. Tamam. Kontrol binasını arttırmak makul olabilir. Hani bir de büyüme binası kurayım buraya. Hiç kurmamışım. Yavaş büyüyor çünkü. Lazım. İstediğim binayı kuruyorum. Şunu şuradan upgrade edebilirim. Burada Ekrund kontrol çok şeyde. Sınırda buraya bir kontrol binası daha kurayım. Önümüzdeki tur kurayım. Şu an param kalmadı çünkü. Diplomatik olarak. Yeşim Sarayı. Okey, okey. Seninle iyi geçinmek isterim. Yuan Boğucuğum. Bu sayede... bir dakika. Ya orada da Lothen Deniz Muhafızı basabiliyormuşum. Burada da basayım. Daha yetiştirme kapasitesi açayım. Burada bir iki tur kalacağım gibi çünkü. Skarsnik'e de buradan da almayı düşünüyorum. Çünkü Skarsnik birazcık güçlü bir düşman. Quick gibi. Orati savaş açtı. Okey. Benim uzağımda. Umarım dolaşıp şuralardan bir yerden saldırmaz bana.
Kane'in belası yok edildi. Ultuan'daki karar fraksiyonundan bahsediyor. Ultuan da şu an sadece sıkıntı yaratan, o zaman Nakari kaldı. Onu da hallederler umarım. Ne, sen git bir şuraya bak bakalım. Aynı tur içinde hem harabe gözleyip hem nüfus güvence altına alamıyorsun. Peki. Skaven'lara karşı bu eylemi yapmak pek mantıklı değilmiş o zaman. Buranın fethini nasıl yaparız? Başkenti Morgheim. Herhangi bir ordu yok bu eyalette. Tamam, küçük orduyu Batık Kernak'a yollayacağım. Bu küçük ordu kendi başına orayı alabilir. Zayiat diyeceğiz ama olsun. Eltarion'u ise Yüzenko'ya götüreceğim. Önümüzdeki tur oraya ulaşıyorsun, güzel. Bu iki şehri aldıktan sonra iki orduyla beraber Morkheim'a doğru gideceğim. Orası başkent sonuçta. Orada da ordusu yok ama Karak Azgal'da falan ordusu olma ihtimali var. O yüzden ordugah vaziyetinde hareket etmekte fayda var. Yukarıda ise sen tazelenmeyi sürdürüyorsun. Kasvet Ormanı'nda bir şehir kurmadık değil mi? Buraya kontrol binası lazım. Uygunsuz iklim olduğu için 3 tane şunlardan. Okay, sen bir şekilde durmayı sürdür. Namlı alaylarda var mı şu an kuşatma saldırganı olan? Yok. Dur o zaman sana globalden kuşatma saldırganı olan bir şeyler ayarlayabilir miyiz? Öyle bir şey de yok. Namlı alaylarda yok. Hay Allah. Sen daha ejderhaya binemedin. Evet. Karaza Karak'a lök diye saldıramayacağız demektir. Demin Ogre aldık ama Ogre da arada öldü. O arada bu sevgili Skrek neden toprakların ortasında? Karaza Karak'a doğru gidiyor galiba. Bende işi yok galiba. Teknolojik olarak. Bunu araştırdık. Lothen Deniz Muhafızı okay. Artık onlardan var. Lothen Deniz Muhafızım var. Onun teknolojilerinden de araştırabilirim ama hala diğerlerinden daha fazla var ve zaten bu da Lothen Deniz Muhafızlarına da etki eden bir teknoloji. Bir de bu var. Önce bunu alalım. İkisinin etkisi aynı derecede önemli bence ama bu iki tur sürüyor. Sen bekliyorsun. Geliştirmesi pek bir şey yoktur diye düşünüyorum. Güney Yivres'te ne var? Burada daha bir büyüme binası kuralım bence. Evet. Bir an şey düşündüm, kontrol binasını kursam diye düşündüm ama onu zaten kuruyorum. Her tur şu anlaşmalara bakmadan geçmeyeyim. Exotl. En azından bir saldırmazlığa varım. Yuan Boy ile birbirlerine dalma ihtimali var bunların. Marcus Wolfhard'la da. O yüzden çok büyük anlaşmalar yapmam ama Yavging tabii ki. Seni görmek bile güzel. Valerian. Okay, yapalım anlaşmamızı. Konferansına yaklaşan hala yok maalesef. Ama Nakari belki bir iki ordusunu döverse kabul edebilir. Dehşet donanması arada yok edildi. Güzel ya, filenin büyük düşmanları tek tek gidiyor. Hexotl yok etmiş. Nice. Eline sağlık. Mazdamundi adının ağırlığını taşıyan bir hareket yaptı. Peki hala sen oraya ulaşıyor musun? Maalesef. Maalesef. O zaman sen şu vaziyette kal. Biraz tazelen. Hatta biraz daha şunlardan bas. Çok mu lüks davranıyorum? Yok, bir şey olmaz. Sen tamam, yap bir nüfus güvence almaca. 11 tur, cool. Bunu saldırtsam mı? Yoksa şunu beklesem mi diye düşündüm de.
Yani şu an saldırırsam şuradan saldırı gelecek bana büyük ihtimalle. Ama yok ya, ertelemeyeyim. Saldıracağım ben buna. Edward'la maalesef daha tanışmadık. Direkt savaş açmak durumundayım Quick'cime. Bir saniye önce bir diplomasiye bakayım. Belki askeri ittifak olan ve Quick'a karşı savaşa girmek isteyen olur. Ve Tain'le çok uzak değiliz aslında. Karşısında savaşa girme opsiyonu seçemiyorum çünkü zaten aynı düşmanımız. Şimdi yeri veremem. Neyse, yapacak bir şey yok. Savunma ittifakı, sen biraz fazla küçüksün öyle bir ittifak yapmak için. Ya bir dakika. Ben önce bu ittifak yapmak istiyorum. Şu an savaş açmayacağım ben o zaman Quick'e. Önümüzdeki tur ittifak yapıp öyle savaş açmayı deneyeceğim. Çünkü bunu öyle büyük bir savaşa sokarsam konfederasyona birazcık daha yakın hale gelir. Sarayda entrika ile birazcık aramı geliştireyim. Attain. Tık 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 tık. Elaril'le de aynı şeyi yapacağım. Tık tık tık. Tamam. Şu an etki etmiyor değil mi bu? Yok. Önümüzdeki tur ama etki eder. Herhalde önümüzdeki tur. İttifak yapabilirim onlarla. Eltarin, o zaman sen şu vaziyette kal. Yukarıdaki ordu tazelenmeyi sürdürsün. Bu ordu bunlardan basmayı sürdürsün. Maddi açıdan biraz kötü durumdayım, farkındayım. Binada yapamayacağım bu sebeple ama bence yine de yapmam gerekiyor bunları. Bir dakika. Ekrunda önümüzdeki tur ama büyücü binası kurmak zorundayım ki şu diyarlarda da bir büyücü basabileyim nihayet. Nereydi? Batı Kırgıbayır. 3600'e ihtiyacım olacak. Savaşarak mavaşarak o şehirleri alarak belki kurtarırız ya. Dur bakalım. Önümüzdeki tur düşünürüz oluk sayısı. Masaya baktım. Garnizondaki lordlara baktım. İnan geçtim. Baktım. Devam. Gelince bilanlarının geliri arttı. Okay, artıdayız hala. Burada büyük bir ordusu görüyorum şu an. Savaş açmak için güzel bir an aslında. Ama saldırırsam %27 yürümem kalıyor. Okey. Geri çekildiği takdirde kovalayacak da durumdayım o zaman. Okey. Önünde böyle beleş bir ordu varken ben bunlara savaş açarım ama önce bir diplomasi. Okey. Şu an kabul edecek seviyeye gelmemiş. Hay Allah ya. Şu eksi 1,9'u parayla dengelemek isterim en azından. Cepte o kadar para yok ama. Yani konfederasyona bayağı etki ederdi aslında ya. Böyle iptal edebileceğim bir bina falan var mı? Bina kaç paraydı? Eşek gibi de gelir kazandıracak o bana ya. Şunu bir iptal edeyim. Yeterli olur mu bilmiyorum ama. O özel binayı da iptal edeceğim ben. Yok, etmeyeceğim. Vazgeçtim. Efendi efendi. Savaşımızı açalım. Kendi kendimize savaşalım o zaman. Sen bir kez daha nüfus güvence al.
Yep. Burası şu bir diyerek başladık. Sonra şu da. Aa, sen. Ha tamam. Ne oluyor diyorum ben de. Tel fazla da olmuş. Şu iki. Orduyu da 20'lemek isterim aslında ama uyuz okçuyla da olsa. Bir dursun. Yukarıdaki ordular. Karaca Karak bana biraz para verir herhalde karşılığında ya da anlaşma verir. Karşısında savaşa katılayım. Çarpık ayın. Kaya geçiş anlaşması. Cool. Dur. Sen şöyle gel. Sen saldırı yap. Şuradaki şu tipler de bir canım sıkmıyor değil ama. Kesin zafer dedik. Cool. Hapse atmak isterdim ama. Birazcık da bir an önce bitsin kampanya modundayım. İşler güçler bekliyor çünkü. Ve ay ejderhası. Cool. Kuşatma saldırganına da sahip olmuş oldu bu sayede. Nice. Nihayet bir ejderhamız oldu. Mutlu oldum. Pekala. Şimdi demir kaya Quick'in mi? Yoksa orada uyuz bir Skaven fraksiyonu daha vardı onun mu? Galiba uyuz Skaven fraksiyonunun. Evet. Valaya'nın kaderi ve aşağısı Quick'in. O yüzden şu Barak Davazbug'ı bırakarak gitmeyeyim Karaca Karak'a. Orada yolumuz uzun çünkü. Şuraya gideyim. Ama şunlar konusunda bir şey yapsam mı diye düşünüyorum. Bunlar... Yani... Orada yapıp bana verecekler en büyük zarar Kasvet Ormanı'nı almak olur. Onları zaten satarım Karaca Karak'a falan. Yani onlarla uğraşmama gerek yokmuş gibi hissettim şu an. Okay. Tazelenebileceğim bir yerde duramıyorum maalesef. Bunlar müttefik değil. Peki aşağı in o zaman tazelenemeyeceğiz bu tur. Okay. Bunları bir dağıtalım. Sen birlikte atladın. Senin için vermiştik zaten. Eltarion sen şuradan araştırma oranını arttırıyordun. Soylumuz şuradan devam etsin. Yancı gücümüz daha büyük. Arkana olduğuna kavuştu bu. Sevindirici bir haber. Teknoloji olarak şunu araştırdık. Şuradan direkt devam. Bina geliştirmesi elde var 12.000. Önce bir ivreslere... Dur. Özel binayı iptal etmemiştim değil mi? Etmemiştim. Şunu yapmayı çok isterim. Şunu yapmayı çok isterim. Param da böylece biter. Kasvet Ormanı burada artık... Kontrol emri yokmuş. Bir ne olsun. Kontrol binasını arttırayım ama... Yoksa çok uzun sürmez orada şey çıkması, isyan çıkması. Yani diğer daha sonra bakarız. Şuradan kazanacağım gelir birazcık sevindiriyor beni. 1000 değil de 850 kazanacağım bu arada. Neden 1000 değil de 850 kazanıyorum? Diğer yerleşim yerleri uygunsuz iklim olduğu için mi? Hayır. Kontrol kötü durumda olduğu için. Peki. Buraya kontrol binası yapmak lazım. Evet. Onu boşlamayayım. Çok kalmamış çünkü alt sur kalmış. Down. Def Gorg'a ordu göndereceği ihtimali daha önce aklıma gelmemişti. Maalesef ulaşamıyorum da kendisine.
Keşke şuradan bir birim bassaydım o zaman. Okay. O zaman oraya geri dönme vakti, yapacak bir şey yok. Tabii ki ordugah vaziyetinde geri dönme vakti, yoksa pusuya düşürüverirler beni. Pusuya düşürülesi bir ordu değil bu. Çok menzili ağırlıklı bir ordu. Hoş olmaz pusuya düşmek. Senin 14 tur boyunca nüfus kazanabiliyorsun. Aslında seni orduya dahil edebilirim artık. Şuradaki de zaten orada çok eğreti duruyor kendi başına. 14 tur son içinde tekrar seni nüfus elde etmeye yollarım. Sen Morkheim'a doğru yola çık istersen. En yakın oradan mı gidiliyor? Peki. Buralarda skill olmadığını tahmin ediyorum. Maç vaziyetine girebilirsin. Umarım yanlış tahmin etmiyorumdur. Kardeşimizin yapabileceği bir şey, burayı talan edebilir, sonra aşağı doğru ilerleyebilir ve beni gıcık edebilir. Umarım yapmaz öyle bir durumda. Şurada bir lord daha basarım ama şu an basmama gerek yok sanırım. Okey, burası böyle. Kuzeyde ne durumdayız? Barak Davaz Bug'ı alabiliriz. Tamam, direkt alalım. Büyük ordumla saldırayım. Bu da şehrin içinde. Birim ihmal de yap, evet. Falan ederek al. Bu %9 önemli. Her ne kadar bu isyan çıkacağı anlamına gelse de. Şimdi Barakvar'a gitmem gerekecek. Dolayısıyla önümüzdeki tur. Burada isyan çıkacak. İsyan çıkmasını bir tur engelleyebilir miyim? Mümkün değil. Falan etmenin zararları. Şuradan git. 12 kişilik bir garnizon var. İsyan çıkar çıkmaz orayı alamaz. Önümüzdeki turda en azından bu orduyla oraya ulaşabilirim. Belki de iki orduyu ayırırım. Bunu isyanı bastırmaya gönderirim. Bunu da Demirkaya'ya gönderirim. Bakarız önümüzdeki tur. Ama bunu, bu bölümü burada... Bir dakika bakayım, kaç yerleşim yeri kalmış. Evet, daha 9 yerleşim yeri var. Bu bölümü burada sonlandıralım. Muhtemelen önümüzdeki bölümde sonuncusu olur diye umut ve tahmin ediyorum. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Haydi.